Son konu. Şimdi PLSQL tarafından null ifadesi bulunuyor. Null olarak kullanılıyor haliyle söz diziminde. Çok büyük bir fonksiyonu yok aslında. Sadece null ile kodun akışında koşulan herhangi bir yapı varsa, işte for döngüsü ya da şart koşul yapısı varsa, buradaki ifadeyi sağlayıp sağlamadığını aslında kontrol edebiliyoruz. Var mı yok mu, ya da bu işlem gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu şeklinde kontrolünü yapabiliyoruz. Hiçbir işlem gerçekleştirmiyor aslında. Ne yapıyor? Sadece null olaraktan orayı boşaltıp işlemine devam ediyor. Varsa zaten herhangi bir değer, null ifadesi yazılmıyor. Kod kaldığı yerden devam ediyor bir nevi. Peki örneğe bir bakalım. Hemen şurada. Ne yapıyor? Takımlardan, takımlar tablosundan yine puanı A olanlardan tüm puanlar arasında bir ortalamasını alıp bunu toplam diye bir değişkene aktarıyor ve toplam değişkenini burada kontrolünü sağlamış oluyor. Nasıl sağlıyor? Ne yapıyor? Toplamı eğer 10'dan aşağıysa ne yapmış oluyor? Bu kişiye ya da bu takıma, A'da olan tüm takımlara artı 3 puan ekleyerek işlemi gerçekleştiriyor. Eğer herhangi bir şey yoksa, sağlamıyorsa da bu şartı null deyip orayı terk edip bu koşuldan çıkmış oluyor. Yani aslında bu else yapısını yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de, ama şöyle bir şey, sadece tek bir if değil de birden fazla if yapınız olduğunda illaki bir else yapısına düşüyorsunuz. Eğer ki herhangi bir else yapısında bir şeye karşılık gelmiyorsa bu ifade, o zaman null ifadesini yazıp geçebiliyorsunuz. Bu rahatlığı var aslında kullanırken. Hemen bunun da uygulamasını gerçekleştirelim. Melek Yıldız Front takımları bir hatırlayalım. Ne vardı, ne yoktu? Şunu da bir aşağı indirelim. Ekranımı bir düzenleyeyim. Takımlar tablosunu şöyle bir göz attım. Ilgilenen bloklarımı hazırlıyorum. Neydi? Toplam number diyorum. Eşitleyimi sağlıyorum. Sıfır ifadesini katıyorum. İlk değerini sıfır olarak veriyorum. Sonuçta bir sayaç yapıyorum bir nevi. Select from where ifademi verdim. Kimde çalışıyordum? Şurada takımlarda çalışıyorum. Şartım neydi? A grubundaki kişilerle çalışacağım ve bunların puanlarının ortalamasını almak istiyorum ve toplam değişkeni aktarıyorum. Geldim. If'ten and if yapısına, if kısmında toplam deyip sıfıra denk getiriyorum. Ardından update bunlar. Set puan verme işlemini gerçekleştiriyorum. Puan artı 3, pardon, ver. Name A olacak şekilde. Else kısmında da ola ki herhangi başka bir şey yapsın istemiyorum. Ben if'imi gerçekleştiriyorum. Bir bakalım bakalım eksiğimiz gireğimiz var mıdır? Çalıştırdı. Ve ne yapmış oldu? Bize her grupta, A gruplarına 3'er puanı ekleyerek işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Bir nevi aktarma işlemini gerçekleştiriyor. Evet, bu örneğimizde bu şekilde.